Ve tabii küresel ısınmaya bağlı olarak karasal ekosistemlerde olduğu gibi denizel ekosistemlerde de bir değişim söz konusu. Geçen günlerde İstanbul Boğazı deniz analarının istilasına uğradı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği görüntülerin nedeni ise küresel ısınmanın denizlerde yarattığı etki. Denizin yüzeyinde gördüğümüz deniz anası miktarı buzdağının görünen kısmı, asıl büyük stoklar denizin altında göremediğimiz yerde çok daha fazla büyük miktarda stoklar var. Ulusal kanala konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Melek İşini Bilir Okyar, küresel ısınma ve kıyısal alanların tahribatı denizleri etkiliyor dedi. Demir, tahta parçası veya işte denize atılan her türlü çöp aslında onlar için bir yaşam alanı oluşturuyor. Bir lastik parçası, bir batmış, bir herhangi bir geminin bir parçası, denize atılmış bir ayakkabı. Yani bütün bunlar aslında onlar için kendilerini sabitleyecekleri bir sert zemin oluşturuyor. Gelişmelere başlıyorlar ve sıcaklığı uygun hale geldiğinde de serbest hale geçiyorlar. Denizlerde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Süveyş kanalından ve Kızıldeniz'den gelen zehirli trofik balıklar Türk denizleri içinde büyük tehlike oluşturuyor. Süveyş kanalından gelen başka canlı türleri de var. Balık, balon balıkları, aslan balıkları, bunlar 2000'li yılların başlarında Akdeniz'e girdiler ve balon balığı Marmara Denizi'ne kadar göçünü başarıyla tamamladı. Artık Marmara Denizi'nde de balon balığını görüyoruz. Aslan balığı bildiğim kadarıyla Finike sahillerine kadar ulaştı. Okyar, ekosistemdeki bozukluklarla ilgili uzun süreli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Denizel ekosistemleri gerek kirlilik açısından, gerek istilalar açısından korumaya yönelik araştırmalar yapmak durumundayız.